da boş zamanı olan insanların videolarına bakacağız. Son efektten bir gün batımı mı yapacağız? Telefon tutarak yapıyor hem de. Oha! Aha! Şaka mı bu ya? Ne kadar güzel olmuş, inanamıyorum. Gerçekten boş zamanım var ama çok güzel bir şekilde doldurmuşsun. Ben burada kesinlikle aşırı sıkılan birini görüyorum. Şu an sanatçı kişiliğini ortaya çıkarıyor herhalde. Ay, tebeşirler ne kadar güzel. Bu taşın üzerine çalışan bir fare mi çiziyor? O kadar tatlı görünüyor ki. Ay, bayıldım. Oo, üç boyutlu yapmış bir de. Bayağı güzel. 7 günde 12.716 tane çimi... Oha. Topladım ve onları stop motion videosu mu yaptım? 7 günüm boş geçti ama ortaya çıkan şey gerçekten güzel olmuş. Burada boş zaman ama aynı şekilde aşırı rahatlatıcı bir video çıkacak sanırım ortaya. Sabunlardan gül yapmışsın, inanamıyorum ne kadar güzel görünüyor ama ben onunla elimi yıkamaya kıyamam ki. Gerçekten final çok iyi. Oha, bak ben bunlara bayağı bayılıyorum. Şu an resmen konuşuyor. Ağaç konuşuyor. Ya gerçekten ben bunları izlemeye bayılıyorum. Bunu nasıl yapabiliyorsunuz peki? Ben başaramıyorum mesela. Hiç denemedim ama büyük ihtimalle başaramam çünkü o kadar vaktim yok. Ya ama beni en çok sinirlendiren şey şudur. Bu domino taşlarının kesinlikle o kadar zaman uğraşıp onların böyle bozulmasıdır. Oha, orada Super Mario çıktı. Nasıl ya? İnanamıyorum ne kadar güzel oldu. Bunu nasıl düşünebilirsin ki? Çok garip. Kesin defalarca yıkılıp tekrar yapmışsın ve ortaya böyle bir şey çıkmış. Hi Messi, hi like. Şu an noktalardan Messi mi yapacağız? İnanamıyorum size ya. Bu nasıl bir yetenek? Ve nasıl bir boş zaman? Boş zamana geçin. Benim bunu yapmaya sabrım yok mesela. Ben aşırı sabırsız bir insan olduğum için imkansız yapamam. Harbiden noktalardan Messi çıkacak sanırım ya. Oha. Oha, süper olmuş. Burada nasıl bir şey var? Abi sanki telefonun içindeymiş ve biz o fotoğrafı yaklaştırıp uzaklaştırıyormuşuz gibi yaptı. Çok iyi olmuş ya. Şimdi bakalım, optik illüzyonlara bayılırım. Oha, hareket ediyor. Harbiden hareket ediyor. Sağ tarafa bakar mısınız? Oradaki bütün kareler hareket etmeye başladı. İnanamıyorum ya. Bu nasıl bir şey ya? Bayağı iyi değil mi? Ben şu an harbiden hipnoz oldum bu arada. Nasıl ya? Bunu nasıl yapmış peki? Nasıl hareket ediyor? İnanamıyorum, bu bir kukla falan mı? Nasıl bir yetenek ya bu? Şu an çocuğuna bir oyun alanı yapmış. Oha, ne kadar güzel olmuş. Resmen çocuğu telefondan uzaklaştırmak adına her şeyi başarmış ve sen gerçekten mükemmel babasın ya. Nasıl başardın bunu? O kadar güzel görünüyor ki. Bir oyun daha. Ya ben böyle şeyleri çok severim ama gerçekten herhalde yapamam ya. Sabırsız olduğumu söylemiştim değil mi? Bu o kadar cool bir şey ki ama bir o kadar da işsiz bir şey ki. Saplantı derecede gerçekten bir Lego bağımlılığı bu bence. Karpuz mu? Kavun. Kavundan gerçekten bir sanat eseri ortaya çıkacak. Hadi bakalım. Dondurma kaşığıyla aldık, yuvarlaklar çizdik. Ardından panda çıkacak. Net. Aa, çok tatlı ama ya. Şuna bakın. Uğraşmam, hayatta imkansız yani. Benden böyle bir performans kimse bekleyemez. Bayağı yetenek. Ama şimdi o bacak açıldığı zaman öyle yürümeyeceğin için. Aa, kanatlar açılıyor oradan da. İnanamıyorum. Bilmiyorum, bacağıma kocaman bir böcek dövmesi yaptırır mıydım? Kelebek miydi o bilmiyorum. Uçan bir böceğe benziyordu ama herhalde yaptırmazdım ya. Bu kadar bir şey. 10 saatlik bir çalışma. 700 tane Rubik küp var. Ve ne çıkacak? Gerçekten çok merak ettim. İnanamıyorum ya. Hadi bakalım. O ne? Kim bu? Dwayne Johnson yapmış. O sırada ben hiçbir şekilde Rubik gibi aynı renkleri bile getiremiyorum. Bırakın Dwayne Johnson yapmayı. Gerçekten böyle imkansız bir şey bu. Ha, şu an kupaya bir şekil veriyoruz. Geçen ben de gördüm böyle bir şeyi ya. Saksıyı yapmışlar. Bilmiyorum, çok güzel görünüyor ama uğraşmam. İmkansız. Öyle bırakırım yeter ya. Ne yapayım ama. Of. Şu an fırçayla yapması peki bunu. Bu nasıl bir yetenek abi? Duvara resmen 3 boyutlu bir yılan yapıyor. Hem de fırçayla. Basbaya yerleri fırçaladığımız fırçayla. İnanamıyorum ya. Ben böyle bir yoldan biraz korkardım herhalde. Çünkü bayağı gerçekçi duruyor. Bu olay da çok garip değil mi ya? Mesela o renklerin o aynalarını yapmayı nasıl başarıyorsun? Çok tuhaf abi. Resmen orada kamufle oluyor ya. Oradan geçen bir hayvan kesinlikle ya onu şaşırabilir. Ve o ağaca kesinlikle kafasını vurabilir ya. Ne? Daktilo ile mi yaptın? İnanamıyorum şu an, nasıl olabilir böyle bir şey?
Ay bu nasıl bir zeka? Benim beynim almıyor yani, inanamıyorum. Gerçekten ben bunu alkışlarım, muazzam bir yetenek ya. O sıra ben daktiloyla bile yazamıyorum ya. Buna doodle mı deniliyordu? Evet, doodle şekillerini ben seviyorum da evin tamamı neden doodle yaptık onu pek algılayamadım. Benim biraz kafam karıştı ve dönmeye başladım çünkü. Çok fazla. Her yerde şekiller var ya, çıldırmama geldi değil şu an. Tuvalette bile. Evet. Kesinlikle aç olmayan biri. Aç olsan abi bunu ayakta yapmazsın. Tamam mı? Karnın doymuş. Sen de demişsin ki geri kalan noodle tanelerinden ben ne yapayım? Dur göreyim. Bu da çok fena bir şey ya. Üç boyutlu. Abi. Ben kanıyorum böyle şeylere gerçekten. Abi kadar tepki veririm ben. Net yani. Böyle bir şey başıma gelse. Ya onu yıkmayın. Yalvarırım yıkmayın ya. O kadar yapmışsın. Dünyanın en büyük domino taşlarını ne yaptın ya? Niye yıktın be? Evinin tam ortasına bir plaj yapmaya karar verdin lan. Çok iyi. Tekne mekne var ya, inanamıyorum. Kum falan var. Hayret bir şey. Ay çok fena. Tatili ayağına getirmek isteyenler için güzel bir taktikmiş. Gerçekten şöyle saplantılı şeyler benim çok ilgimi çekiyor ya. Lego'dan bir şehir inşa etmiş ya. Ve kocaman. İnanamıyorum. TikTok yayınında şeker sayan biri mi? Abi neden ya? Hiç mi işiniz yok? Şu kadar işsiz olsam yeter gerçekten. Yok ama buna bana hiçbir şekilde işsiz diyemezsiniz arkadaşlar. Dünyada en çok sevdiğim şeylerden biri böyle baloncuklar. Gerçekten ben bu abinin yerine aşırı olmak istedim. Şu çocuk yerinde de olabilirim. Çok keyifli bir an ya. Evet. Evet, üşengeçlikte high level mı bu? Aynı ben. Yani evet, denize girmeyip kum heykeli yapan biri de ilk kez görüyorum şu an. Kocaman bir köpek yapmışsın. Kumdan nasıl yapabilirsin bunu ya? Ne oluyor? Aa, evet. Küçükken böyle bir şeyler vardı ya. El kaykayı gibi bir şey vardı. Bak şimdi hatırladım. De onu tuvalette oynamanız pek hoş olmadı sanki. Of, bu çok iyi bir şey de çok fazla vakit harcayan bir şey kesinlikle. Bu ne ya? Abi bunu yapma ya. Hem de drone uçuruyor. Net altına ettirtir. Ama kesin bunu yapıp çok keyiflenmiştir. İnanamıyorum. Evet, geçen ben de böyle bir şeye tanık oldum. TikTok yayını ama yumurtayı hiçbir şekilde kırmadan kabuğunu sökmeye çalışıyor. Nasıl ya? Abi bu nasıl bir sabır? Bu nasıl bir el yeteneği? Ben hayatta imkansız o yumurtayı cart diye kırarım. Dünyanın en büyük Oreo'sunu yaptın. İnanamıyorum. Oreo'ların içindeki kremaları çıkarıp ve bir sürü Oreo'yu birleştirip onu yemiş. Acaba nasıl bir tadı vardır? Fazla kremalı olduğu söylenebilir. 11 pakette. İnanamıyorum. Evet çok sıkıntı ya. Abi yapamam. Gerçekten ben böyle insanlar görünce onlara hayranlık duyuyorum. Çünkü aşırı sabırlı olmaları beni çok mutlu ediyor. Ne yaşanıyor şu an? Yine bir stop motion videosu bu. Oha, kıyafetlerden. Ağaç dağa tırmandı şu an ve zirveyi gördü. Kahveni içiyorsun. Köpkeni gezdiriyorsun. İnanamıyorum, ne kadar güzel. Nasıl yaptın bunu? Oha bu ne? Mum mu bu? Ben anlayamadım ne olduğunu ama muazzam bir görüntü. Ne kadar güzel. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün aşırı boş zamanı o insanların videolarına baktık. Sen boş zamanlarında ne yapıyorsun? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutma lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.